Alıştıklarımızın Beşiktaş izleyenler çok özür diliyoruz. Eski Beşiktaş yöneticisi Serdar Adalı'nın basın toplantısına gidiyoruz. Hem de cesaret veriyorum. Yine de büyük Beşiktaş camiasının bana bir vefa borcu bulunduğunun dillendirilmesinden ar ederim. Beşiktaş için ne yaptıysam bundan sonraki süreçte görev verilmesi halinde daha fazlasını yapmaya hazırım. Geldiğimiz noktada çok acıdır ki Beşiktaş Başkanı'na İnönü Stadı'nda parmak sallanır hale gelmiş, saha içinde ve dışında Beşiktaş'ımız her türlü adaletsizliğin fütursuzca muhatabı konumuna getirilmiştir. Beşiktaş Başkanlığı'na aday olmamın ilk ve en önemli sebebi buna yeter artık demektir. Beşiktaş'ımıza dair çok büyük ümitlerim ve hayallerim var. Bu kulübün sağlam bir vizyonla sımsıkı kenetlenip çok kısa süreler içerisinde nerelere gelebileceğini görüyorum. Heyecanlanıyorum. Bu inanç, bu başkan adayı olarak huzurunuzda olmamın sebebidir. Profesyonel kadromuzla ve hiç tükenmeyen inancımızla her kulvarda başarılı olmayı, en önemlisi sürdürülebilir başarıyı birinci hedefimiz olarak belirledik. Çok uzun zamanlardan bahsetmiyorum. Bir bakacağız, bir anda her şey değişmiş, ayağa kalkmışız. Değerli Beşiktaşlılar, doğrudur. Rakiplerimizle makas onların lehine açılıyor. Ama kimsenin şüphesi olmasın. Beşiktaş en büyüktür ve öyle kalacaktır. Boşuna uğraşmasınlar. Benden enkaz devralık cümlesini hiç kimse duyamayacak. Sizden sabır ve sakinlik de istemiyorum. En kısa zamanda hep beraber doğru adımları bir atarak hak ettiğimiz noktaya ulaşacağız. Bu açıklama vesilesiyle Büyük Beşiktaş taraftarlarına da seslenmek istiyorum. Gutileri, Kuarizmaları, Almedyaları, Simaoları getirdiğimiz yıllardan sonra oluşan bir üstünlüğümüz vardı. Sokakta formalı gördüğümüz gençlerin, kadınların, çocukların çoğunluğu Beşiktaşlıydı. Şimdi de halkın takımı Beşiktaş'ın bu sokaklarda en önde olması gerekir. Değerli kongre üyeleri, Beşiktaş'ın geleceği elinizde. Kimse ümitsizliğe kapılmasın. Daha önceki seçimde huzurunuza geldiğimde şunun adamı, bunun devamı diye algı operasyonu yapıp yönetime gelenlerin durumu bugün ortadadır. Dolayısıyla zarar gören de Beşiktaş'ımız olmuştur. Unuttukları şey, ben her iki iktidara karşı da aday olup ve yarıştım. O zaman hür ve bağımsızdım. Bugün de bir kartal gibi hür ve bağımsızım. Rahmetli Başkanımız Süleyman Seba'nın dediği gibi hiçbir zaman hiç kimsenin adamı olmadım. Onun oyu, şunun oyu, bindirilmiş kıtalar, birbirinin devamı, gruplar, hiçbiri Beşiktaş'ın sahibi değildir. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaşlılardır. Lütfen gelin, oyunuzu kullanın, iradenizi sandığa yansıtın. Kaybedecek bir dakikamız bile kalmamıştır. Bir zamanlar tüm rakiplerimizin korkulu rüyası olan bu büyük camiamızın ezeli rakiplerimiz ile aramızdaki makasın daha fazla açılmasına müsaade etmeyin. Beşiktaşlıların tahammül edecek hali de kalmamıştır. Gün sırtımızı Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan değerlere yaslayarak camiamızı birleştirme günüdür. Gün ayakları yere basan gerçekçi adımlar atıp kara kartalı ayağa kaldırma, güneşe yürütme günüdür. Beşiktaş'ımız için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet. Soru cevap şeklinde mi gideceğiz? Nasıl istersiniz? Buyurun İsmail Bey. Önce hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Türkiye'ye, sadece Türkiye'yi, dünyaya Kuarizma gibi bir oyuncuyu izlettiğin için size gerçekten sadece Beşiktaşlar değil, tüm Türk futbol severler gerçekten minnettar. Ve Kuarizma, Guti gibi az önce saydığınız isimleri Türk futboluna, Beşiktaş'a kazandırdınız. Bundan sonraki süreçte sürekli vizyonu yüksek ve hedefleri büyük olan bir felsefeye sahip olduğunuz için bundan sonraki süreçte
daha doğrusu geçmiş dönemlerden kalan inanılmaz borçlar, özellikle son yönetimlerin bıraktığı borçların ardından böylesi transferleri tekrar Beşiktaşlı taraftarlar izleyecekler mi? Teşekkür ederim. Tabii ki izleyecekler. Serdal Adalı'nın açıklamaları böyleydi değerli izleyenler. Gün içinde detaylı olarak sizlere haberlerde zaten vereceğiz dedikten sonra sizi nereye götürmüştüm, nereye gitmiştik, bölmüştük? Basın toplantısına Okan Buruk ve Volkan Demirel'in açıklamaları ekranlarınıza gelsin bakalım. Ve devam ediyoruz değerli izleyenler. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Trabzonspor'a kaybettiğinde Fenerbahçelilere de aynı şeyi söylemiştim. Şampiyonluk uzun bir maraton. Her ne kadar Galatasaray namağlup liderliğini, namağlup serisini kaybetmiş olsa da yine Galatasaraylıları da aynı şeyi söylüyorum. Şampiyonluk uzun bir maraton. Şimdi Fenerbahçe yaralarını sarmaya çalışacak. O geçtiğimiz haftaki skoru, geçtiğimiz haftaki maçı unutmaya çalışacak. Fakat zorlu bir takımla karşı karşıya geliyor. Ligin dinamik, genç, enerji dolu takımı Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Biz futbol severler için seyir zevki yüksek bir maç olacak. Ama Fenerbahçe için ve Adana Spor için nasıl bir maç bekliyor acaba birbirlerini? Nereye götüreceğim sizleri? Her iki takımda. Kimler sakat, kimler oynayacak, son durum ne? Bir maç önü haberimiz gelsin bakalım ekranlara. Fenerbahçe için bir çıkış maçı olmalı değerli izleyenler. Çünkü yani Trabzonspor daha sonrasında hafta içi Avrupa Ligi'nde Ludogorets derken Adana Demirspor karşısında böyle bir çıkış yakalayacak. Güzel bir karşılaşma olacak. Ben bir karşılıklı gol bekliyorum açıkçası bu maça dair. Dedikten sonra hadi Beşiktaş'a gidelim. Beşiktaş'la Başakşehir'le karşı karşıya gelecek notları vereceğim ama ben diyorum ki ilk olarak bir Rıza Çalınbay'ın yanına gidelim. Beşiktaş Rıza Çalınbay'la yeni bir sayfa açıyor. Yine bir sayfa açıyor. İkinci defa Rıza Çalınbay'la anlaştı Beşiktaş. Peki neler söylemiş? Oyuncular ne kadar hazır? Oyuncuları ilk maçtan itibaren ne kadar hazırlayabilecek? Takımın haleti ruhiyesi nasıl? İlk olarak bir basın toplantısına gidelim bakalım. Sizlerden gelen mesajlar var değerli izleyenler. Mustafa Bey demiş ki hani ben Galatasaray'ın mağlubiyetiyle biraz mental yorgunluğunu da harmanlayarak anonsladım ya işte 21 günde 6 maç diye. Gelen giden yorgun diyor, mağlubiyete kılıf buluyor. Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz euro kazanarak evine dönen baba yorgun olur. Biz değil, Mourinho'nun bu söylemi. Ben bunu yanlış buluyorum değerli izleyenler. Yani yorgunluk sadece fiziksel değildir ki bence futbolcuların fiziksel yorgunluğu da olabilir. Mental anlamda bir işe odaklanma anlamında üst üste adrenalin yaşama konusunda yani futbolcuları tamam profesyonel, tamam daha sportif, daha kondisyonu yüksek oyuncular ama yani sizler de bilirsiniz ki futbol ya da maç ya da bu tarz organizasyonlar, bu tarz bu seviyelerdeki karşılaşmalar için sadece fiziksel kondisyon değildir ki olay. Bütün alameti farikası bu değildir ki. Bunun bir sürü parametreleri var.